Sizlerle birlikte özel konuğumuz olarak Pınar'cığım sana bırakayım sözü istersen şimdi de. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bu arada farklı haberi de biraz erken kestik bu akşam. Çünkü gündemde çok tartışılacak konular var. Özellikle şöyle bir sondan başlayalım istiyoruz ki sizin geleceğinizi duyurduktan sonra Gürsel Bey, en başta bugün bize en çok gelen, daha doğrusu benim şahsıma en çok gelen konu Gezi Parkı'ndaki sıkıntı. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'nin birçok sorunu var, hepsine gireceğiz. Ama bir bombardıman şeklinde mesajlar geldi. Lütfen bu konuyla başlayın diye. Bu Gezi Parkı meselesinde nasıl bakıyorsunuz? Siz bugün galiba adresinizi de değiştirip Taksim'e gittiniz. Evet, Gezi Parkı. Yerinde gördünüz. Nedir durum? Son gördüğüm durum biber gazı, adeta parka baktığınızda Taksim'in tamamı gaz kokuyor. Yani en son gazla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Orada Türkiye Kulesi diyorsunuz. Tabii oraya geleceğim. Şimdi hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan belli. Özellikle İstanbul'da 5 yıldır tek başına mücadele eden bir siyasetçiyim. Hiç bu konuda mütevazı davranmak istemiyorum. İstanbul'un rant haritasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkladım. Yetmedi, İstanbul'da açıkladım. Yetmedi, her çıktığım kanala, her çıktığım televizyona anlatmaya çalıştım. İstanbul'u nasıl talan edildiğini, İstanbul'da nasıl bir ranta teslim edildiğini, önümüzdeki günlerde sadece Gezi Parkı değil, aynı zamanda İstanbul'un hava koridoru dediğimiz Yeditepe'nin ta Bizanslardan bu yana İstanbul'daki Yeditepe'nin görevi klima görevidir. Yani hava sirkülasyonu yapar. İstanbul'da çok var Yeditepe. Işte var idi. Var idi. Hı. Var idi. Tepeleri yavaş 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 yediler. Bir tepe kaldı, o da Çamlıca Tepesi. İyi kötü orası da işgal edilmişti. Ufacık bir tepe vardı. Sayın Başbakan ne olduysa ansızın böyle aklına din geliyor, iman geliyor, camiye sarılıyor. Ya arkadaş, aklına din iman geliyorsa haramdan kork. Aklına din iman geliyorsa hırsızlıktan kork. Aklına din iman geliyorsa yandaşlarına peşkeş çektiğin cami alanları, yeşil alanlardan kork. Hayır. O mubah. Her türlü kamu imkanlarını dostlarınıza verebilirsiniz. Her türlü kamu imkanlarını arkadaşlarınıza peşkeş çekebilirsiniz. Onları milyar dolarlık sahibi yapabilirsiniz. Şimdi biraz önce ismini zikrettirmiş olduğunuz televizyonların, gazetelerin nasıl kurulduğunu, nasıl rant üzerinde bir televizyon kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte o televizyonlar, o gazeteler tamamen bu imar rantlarından çıktılar. Hepsinin haritası bende var. O işte o 100 binlik harita dediğimiz, onu da, evet. Onu da Sayın Başbakan eski belediye başkanı olduğu için kendisine bütün plan notlarını, kimedir, neye aittir, kimindir, kaçtı, kaç oldu, hepsini gönderdim. Sonra ne olduysa Sayın Başbakan biraz rahatsız oldu. Özellikle tarihi yarımada ile ilgili çıktı bir gün bir televizyon programında. Evet dedi, bu tarihi yarımada'daki Süliyet beni çok rahatsız ediyor. Ben hatta o şahısı tanırım dedi. O şahısa ben, ya lütfen ne olursunuz üç katını tıraş edin. Bunu da anlamaktan zorluk çekiyorum. Yani dünyanın herhangi bir hukuk sisteminde bir başbakanın özel talebiyle tıraş edilmez. Bir başbakanın özel talebiyle de imar planı yapılmaz. Ve sonuçta Sayın Başbakan'ın bu talebi yerine gelmemiş. Sayın Başbakan da küsmüş. Kamuoyunun bilmesi gereken bir şey var. Şimdi tıraşlayacaklar. O şahıs tıraşlayamazlar. Hiç kimse tıraşlayamaz. Öyle mi? Tabii. Tam bir sahtekarlık oyunu. Son çıkan mahkeme kararı planı iptal etme kararıdır, tıraş kararı değil. Maalesef bizim televizyonlarımız, gazetelerimiz yalama olduğu için, kusuruma bakmayın. Yani doğru haber yapın kardeşim. Doğru cümle kullanın. Hayır, doğru cümle kullanılmıyor. Bir mahkeme kararı var. Gazeteyi okuduğunuzda sanki Sayın Başbakan'ın talep etmiş, Sayın Başbakan'ın talebi yerine gelsin diye böyle bir mahkeme kararı çıkmış. Bir vatandaş, namuslu bir yurttaş, kendisi özel dava açmış. Açmış olduğu dava sonucu plan iptal edilmiş. Zaten plan yasa dışı yapılmış. Şimdi kim bu zat-ı muhterem? Bu toprak sahibi. Soyadı da Toprak.
Adam bir suçu günah yok. Basmış parasını, kardeşim kendisine plan tadil yapmış. Bunu herkes bilir. Hayır, bu parayla yapılmıyor diyecek bir baba yiğit varsa çıksın karşıma. Parayı basmış hatta, derken şey yani plan harç tadili vermiş falan. Efendim, ne harcı bırakın mı? Harcımı, harç değil. Benim ne demek istediğimi herkes çok iyi anlıyor. Ben anlayamadım. Efendim rüşvet, bunun Türkçesi bu. Başka türlü olmaz. Niçin 150 milyar dolar diyorum ben? Ve bir bakıyoruz, Sayın Başbakan'ın küstüm dediği o şahıs Sayın Başbakan'ın ev sahibi çıkıyor. Yani ev sahibi derken altını çizerek söylüyorum, kendi il binasının sahibi çıkıyor. Yani İstanbul il binasını yapan şahıs çıkıyor. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. O televizyonların altyazısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış odaya gittiğini yazanları, bu kadar namusları varsa bunları yazsın. Hatırlatalım, Antalya meselesi. Efendim Antalya olabilir şu odaya gitmesi. Evet. Bu ne var bundan? Bu haber mi? Evet. Şimdi siz bir iş adamının, Sayın Başbakan'ın da kendisinin de ifade etmiş olduğu bir iş adamı, bir siyasi partiye bir il binası yapacak, onu haber yapmayacaksınız. O iş adamı çok hayırseverse ben burada çağrı yapıyorum. Rica ediyorum kardeşim, bir tane de CHP yap, bir tane MHP yap, bir tane de BDP yap bakın. Niye onlara yapmıyor da bize yapmıyor da AKP yapıyor? Çünkü bunun bir karşılığı var. Sonra bir daha bir derinliğine indim. Maalesef hani bir Azeri fıkrası var, burada çok anlatılacak gibi değil. Şeytanın bile aklına gelmez bu iş. Oradaki arsayı önce Ahmet'in üstüne Mehmet bir hedef şaşırtmak için bir bakıyoruz, 1001 tane numarayla arsa satışları, el değiştirmeler, şunlar bunlar. Ve her şeyden önce bunlar inançlı insanlarsa bir Alevi tekkesinin üstünde bir il binasının olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Bunun bütün belgeleri var bizde. Ta ilk yapılış tarihinden bu yana. Bu konuda Sayın Ertuğrul Bey'in ciddi rahatsız olduğunu ama bunun önüne geçemediğini de biliyoruz. Bugün Başbakan Erdoğan grup toplantısına konuşurken Ertuğrul Günay'da sözünüzü kestim. Tabii. Sadece bir minik bir eklenti yapmak istiyorum. Ertuğrul Günay'da çok enteresan tweetler attı. Biraz çark mı ediyor diye sormak lazım Sayın Günay. Şey, acaba ne dedi? Size şimdi bu ağaçları keserken imandan bahsetti ya da tarihe, mirasa sahip çıkmaktan. Ya imanlı olacaksın, evet. Ya tarihe sahip. Yani sonuç Gezi Parkı yine. Ertuğrul Günay'ın içi acıdı. Tabii sizin Ertuğrul içiniz Bey'in, nasıl acıyor mu? Acımaz olur mu? Ertuğrul Bey'in özellikle UNESCO'nun sizi üyelikten çıkarırım dediği dönemde tavır beklerdim Ertuğrul Bey'de. Ne yazık ki o dönemde çok net bir tavır koyamadı. Koltukların bu kadar kıymetli olmaması gerekiyor. Aklıma hemen şu geldi. Ertuğrul Bey çok da severim. Çok da iyi bir insandır. Ona başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama bir şey hatırlatmak istiyorum. İran'da Şah döneminde Hümeyni yanlılarıyla o dönem bugünkü işte bizim liberal dediğimiz yetmedi ama şey neydi pardon? Evet diyenler, kendisine sosyalistim diyenler, evet bunlar özgürlük ve demokrasi getirecektir diyenler, şimdi bu bütün fotoğrafı görmesi lazım. Aynı benzerlik orada. Ve orada bir sosyalist sosyolog bütün arkadaşları tutuklanıyor, hatta birkaç kişi idam ediliyor ve bu kaçmak zorunda kalıyor. Sonuçta İngiltere'de 2000 galiba 94-95 tam hatırlamıyorum. O yıllarda bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Kendisine siz şeriatın gelişini fark edemediniz mi bu kadar süre içerisinde? Böyle bir soru soruluyor. Çok güzel bir cevap veriyor. Çok haklısınız diyor. Her gün baktığınız ağacın ne kadar büyüdüğünü fark edemezsiniz. Türkiye şeriat mı gelecek diyorsunuz? Şeriat gelmez. Otorite geliyor. Şeriat gelirse bunların hepsi elsiz kolsuz gezer. Şeriat kurallarına göre şu anda o zaman yani, şeriat kurallarına göre hiçbir AKP'nin 550 milletvekilini yani sizi efendim biz iktidar değiliz. Şu anda şunu bakın, demek istiyorum, bayağı bir sıkıntılı olur bence Ankara meclis. Evet, eğer şeri kurallarla yönetmeye kalkışırsak bayağı bakanların tamamının kolları kesik olur. Çocuklarının kolları kesik olur. O açıda şeriat istemezler.
Onun için şeriat istemedikleri için otoriter bir döneme geçmek istiyorlar. Bu aşama aşama geliyor. Ne oluyor? Yavaş yavaş işte sindire sindire. Hani o her gün baktığınız ağacın ne kadar büyüdüğünü fark edemezsiniz gibi. Bu yasakçı anlayış bir yerden başlıyor. Aşama 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 aşama. Ve bütün bunları, bu proje aynı zamanda uluslararası bir projedir. Bu sadece Sayın Tayyip Erdoğan'ın yanındaki 3 tane arkadaşının kafası değildir. Hani o kuş hikayesi var ya, ona ben şimdi bunu anlatmak istemiyorum. Bu uluslararası bir projedir. Çünkü Türkiye'nin böyle bir otoriter bir sisteme geçmesi gerekiyor. 40 yıllık sürecimize baktığımızda parça parça uygulatmıştır. İşte saha temizliğini evrene yaptırmıştır. Daha sonra bir başkalarına yaptırmıştır. Askeri kullanmıştır. 28 Şubat'ı kullanmıştır. Kullana 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 şimdi neye kullandı? İmanlı çocukları kullanmak zorunda. Niçin imanlı çocukları kullanacak? Çünkü bu imanlı çocuklar, hatırlayın, siz bilirsiniz, gazetecisiniz. 90'lı yıllarda, 91 yılda Körfez krizinde Beyazıt Meydanı'nda her gün cuma günü, istisnasız her cuma tekbir sesleriyle İstanbul'u inim inim illetiyordu. Neydi bunların sloganları? Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Kimdi bunlar? Sayın Erdoğan il başkanıydı. Sayın Arınç başbakan yardımcısı, genel başkan yardımcısıydı. Sayın Gül genel başkan yardımcısıydı. E ne oldu şimdi bu çocuklara geldiler? Dün kahrolsun dediği adamlarla şimdi aynı masada Orta Doğu coğrafyasında Müslümanları nasıl katledebiliriz planları yapıyorlar. Bütün bu büyük fotoğrafı görmemiz lazım. Büyük fotoğrafı görmediğimiz zaman efendim şeriat falan, ne şeriatı? Ne şeriatı? Şimdi kimin aklına gelirdi? Aslında AKP'nin sloganlarına da baktığımızda çok hesaplı, planlanmış sloganlardır. Hayaldi, gerçek oldu. Mesela 30 yıl, 25 yıl önce bir tanesi size, bana deseydi ki ya bu milli görüşçüler iktidar olacak. Yani Sayın Erbakan'ın yetiştirdiği bu çocuklar iktidar olacak. Biri cumhurbaşkanı olacak, biri başbakan olacak ve Sayın Erbakan'ı finanse eden ya da Sayın Erbakan'ın benim çocuğum dedi Kaddafi'nin başını ezecek. Böyle bir şey hayal görülebilir miydi? Peki bunu ama yapan bütün bunlara baktığımızda, değil mi? Bütün bunlara baktığımızda bu efendim? Seçmen, demokratik seçimler oluyor ve Türkiye'de elbette, oy alan elbette bir hiç itiraz siyasi etmiyorum. Partiden tabii ki, bahsediyoruz. Tabii ki bunlara baktığımızda aslında tabii seçim sisteminde tartışılması gereken bir sistem. Şu anda hepimiz böyle çok kolaycı bir dille işte demokrasi, millet iradesi falan. Hepimiz birbirimizi kandırıyoruz. Hangi millet iradesi? Yani bizim bildiğimiz şu anda evrensel dünyada seçilen seçim gibi mi oluyor? Nasıl oluyor? Efendim, biz bakayım, öyle görüyoruz. Nasıl öyle, oluyor? Hayır öyle değil. Tam tersine. Yani ben sistem. Kendi adıma. Demokrasi işlemiyor. Demokrasi Türkiye'de demokratik şekilde seçim sadece muhtarlarda oluyor. Ne oluyor? Adam fotoğrafını koyuyor. Ben de Ahmet kardeşim size havale ettim kendim. Projelerim bu. Beni seçin diyor. O da bizimki ne oluyor? O da tartışılabilir. Ne kadar demokrasi. Ayrı bir sorun. Bakın dünyanın şu yani anda finansı olmayan bir muhtarın da seçilmesi, bir parti tarafından desteklenmeyen bir muhtarın da seçilmesi çok kolay değil herhalde. Tabii ki kesinlikle. Ya o da çok bağımsız değil ama her şeye rağmen bizim milletvekili, belediye başkanı seçimimizden daha demokratik bir seçim. Ben çok çünkü tayinli bir sistemle gelmiyor. Aynen. Çok özet bir şey sorabilir miyim? Çok merak ettiğim bir şey. Şimdi bu Gezi Parkı'nı konuşuyoruz mesela. Şimdi işte Gezi Parkı'na cami yapılacaktı önce. Daha doğrusu Taksim Meydanı'na cami AVM'ye yapılacaktı girdi önce. Ondan sonra AVM'ye döndü. İşte Türkiye'de, İstanbul'da özellikle AVM enflasyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Rezidans enflasyonu olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ama şimdi AVM rezidansa döndü iş. İşte alkol tartışmaları, alkol meselesi, milletvekillerinin özlük haklarının iyice coşturulması. Bunu da sormak istiyorum biraz sonra size. Bunlar bir somut gösterge midir yoksa bir şeyin işareti midir? Onu merak ediyorum. O işaret nedir eğer varsa böyle bir şey? İşte bütün bu büyük fotoğraftan uzak kalmamızı, uzak tutulmamızın projeleridir. Büyük fotoğrafı göremeyeceksiniz, görmeyeceksiniz. Ya belki 30 yıldır hepimizin öz eleştiri yapması gerekiyor ama son dönemlere baktığımızda sen son bir yıl içerisinde 2012 ile 2013 arasında ya son kaçıncı aydayız? 16 aya baktığımızda 15-16 ayda Türkiye'de neler oldu acaba, hiç merak edenimiz var mı? O kadar çok şey oluyor çok ki şey gün oldu. İçerisinde sabah bakın, başka bir gündem, akşam 90 başka. 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde olmamış işler oldu.
bu Boğaz'da, bildiğiniz Boğaz'da 6. filonun geçişine tahammül edemeyen Türkiye bugün Patriot füzeleriyle donatıldı. Evet. Bir ülkede etrafı Patriot füzeleriyle donatılmışsa o ülke bağımsız da değil, o ülke her an savaşla karşı karşıya kalabilir demektir. Sizin bir başka ülkeyle savaşmanıza gerek yok. Orta Doğu coğrafyasında bu kadar mayınlı, bu kadar sorunlu coğrafyada yarın oluşabilecek en ufak sorunda hep hedef Türkiye olacak. İşte o büyük, bütün o büyük fotoğrafların görünmemesi için yapılması gereken işler vardır. Nedir onu? 28 Şubat'ı hatırlayalım. 28 Şubat'taki fotoğraf neydi? Öz eleştiri yapacağız. Böyle geriye dönüp hepimiz öz eleştiri yapamazsak yarını bulamayız. Dindarların ezilmesiydi. Bize hangi fotoğrafı gösterdiler? Dindarların ezilmesi. Bize Sayın Erbakan'la bu ülkenin din adamlarının iftar yemeğindeki fotoğraflar çarşaf çarşaf. Günlerce televizyonlarda onları tartıştık. Doğru. Ne ayıp bir şey ya. Bu ülkenin insanlarıyla bu ülkenin başbakanının bir masada iftar açması ne zamandan beri abes olmuş? Ama öyle gerekiyordu. Çünkü bizim o fotoğrafa bakmamız gerekiyordu. Hepimiz o fotoğrafla meşgul olduk. Hmm. Bugünkü o televizyonlar, gazeteler... Şimdi başka bir fotoğraf gösteriliyor diyorsunuz. Evet, başka fotoğraf. Şimdi peki, başka fotoğraf. Bakın. 52 tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Evet, Reyhanlı meselesi. Yüzlerce insan yaralı oldu. 52 olup olmadığı şüpheli. Bütün bunlara baktığımızda uluslararası medyaya bakıyoruz. Onlar farklı şeyler söylüyor. Amerikan medyasına bakıyoruz, farklı. Bizim medyamıza bakıyoruz, hiçbir şey yok. Çok net sorular sordum. İlk gün, belki hatırlayın, sizin yayına da katıldım. 23 Nisan günü Milli İstihbarat Teşkilatı Rakka şehri yani Suriye'deki Rakka şehri 4 Mart'tan itibaren Sayın Başbakan'ın lojistik destek veriyorum dediği terör örgütleri merkezi haline geldi. Şu anda bütün uluslararası örgütleri merkezi halinde. 23 Nisan günü Milli İstihbarat Teşkilatı devletin kurumlarına Rakka'da bombalı 3 tane aracın buradan Amerika üslerini vurma ihtimalinin olduğunu uyarıyor. Jandarma uyarıyor. Belgeler çıktı zaten. Tabii. İnkar edilmedi belgeler. O belgeler hiç konuşulmuyor. Yok, konuştuk. Hatta, biz konuştuk. Efendim siz konuşuyorsunuz, üstünüze alınmayın. Ama yaygın medya dediğimiz bugün o devasa doğru gazeteler, devasa ama televizyonlar. Hükümet... Akşam ben izliyorum. Akil adamlar için. Ulan kim akılsızdır, siz bana akıl öğretiyorsunuz ya. Bu toplum sizden daha akıllı. Bırakın bu numaraları. Gürsel Bey, asıl meseleleri konuşmuyoruz. Ama hükümet konuştu. Hükümet açıklama yaptı. Tarihler doğru değil. Bir başka işte 11 Mayıs'ta fark etmez. 11 Mayıs'ta Reyhan'ın saldırısı, burada RETEG'in belgelerinde 17 Mayıs tarihi yazıyor. O şey ama daha önce uyardık anlamında geliyor. Şimdi orada belge. Evet. Hemen şunu, ertesi gün o kadar pişkinler ki belgeye itiraz yok. Kim sızdırdı? Evet, hatta tabii sızdırmayla meşgul. İddialar var. Yani oradaki fiili bir suçu tartışması yok. Sızdıranın peşindeler. Şimdi peki şu alkol tartışmaları bunları kapatmak için mi? Yani bugün... Hayır, alkol tartışmaları tam bir otoriter yapıya geçmenin tartışmasıdır. O başka bir tartışma. Ona daha şimdi sonra başbakan girelim. Öyle bir, tabii biraz sonra tartışacağız. Zıvanadan çıktı bugün, en son gelmiş olduğu nokta. Bugün Mustafa Kemal Atatürk başka kimdir ürkütücü yani? Ürkütücü buldum. Bütün, tabii yani tam bir zıvanada çıkma projesidir, başka bir şey değildir. Atatürk ve İnönü'yü mü kastetti? Herhalde kimi kastedecek bilmiyorum. Bütün bunlara baktığımızda demokrasi, özgürlüğü, insanları, kadın erkek eşitliğini Mustafa Kemal Atatürk getirdi. Tayyip Erdoğan'ın babası getirmedi. Babası için söylemiyor herhalde. Yani ama şimdi bütün bu kazanımları ortada kaldırmak istiyor. Ya şimdi bu kadar fütursuzca davranacağını için hiç tahmin etmezdim. Ama şaşırdım. Dehşet, çünkü neden? Şimdi... Şuna bir, inanıyor musunuz? Çok özür dilerim. Sözünüzü kesmiş olmak istemem ama şuna inanıyor musunuz? Yani Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, herhangi bir yazılı metin olmadan elinde hiçbir konuşmaya çıkmıyor. Bugünkü konuşmayı da yine yazılı bir metinden, prompterden okudu. Yani fütursuzca bir cümle değil, ön hazırlığı olan,
daha önceden, epey önceden hazırlanılmış bir metnin orada sunumunu yaptı aslında Sayın Erdoğan. Bunu da hani şey olsun diye eleştirme amaçlı da söylemiyorum. Çok da iyi başarıyor olabilir. Yani bir spiker olarak prompterdan yazı okumanın çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Sonuç itibariyle şunu merak ediyorum. Yani fütursuzca demek olayı basitleştirmek değil mi? Projelendirilmiş bir söylemi basitleştirerek aslında siz de bir hata yapmış olmuyor musunuz? Şimdi bunu sormak istiyorum. Eğer ki fütursuzca değil ise devletin iki önemli ismini isim vermeden herkesin anlayacağı bir şekilde ifade etmesi ne anlama gelir Sayın Başbakan'ın? Esas bunu sormak gerekiyor ve bunu irdelemek gerekiyor. Evet. Ben de bir eklenti yapmak istiyorum. Bunun devamında da dini kurallarımızın emrettiği ifadesini kullandı. Şimdi orada bir soru var. Biz totaliter bir rejimle mi yönetiliyoruz sorusu. Bugün zannediyorum ki yine çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Yani din devleti miyiz? Şimdi bu ikisini nasıl irdelemek lazım? Şimdi birincisi, ya biraz önce de söyledim, özellikle İran örneği de gösterdim. AKP bir proje, AKP böyle rastgele işte planlanmış, Türkiye'de siyasal konjektür o öyle gerektirmiş bir siyasi parti değildir. AKP'nin ta 2002 itibariyle geldiği noktaya baktığımızda projelendirilmiş bir partidir. 2000 yılında hatırlayın Sayın Ecevit Amerika'ya davet edildi. Sayın Ecevit'in önüne konulan projenin aynısı Sayın Ecevit reddettiği için Sayın Erdoğan'a verildi. Ve Sayın Erdoğan da bunu övünerek anlattı. Yani Orta Doğu projesinin eş başkanıyım dedi. Şimdi bütün bu projelere baktığımızda bu projelerin sağlıklı yürüyebilmesi için siz demokratik bir zeminle bunları götüremezsiniz. Onun için aşama aşama otoriter bir yapıya geçmek zorundasınız. 1500 polisle dolaşacaksınız. Ya ben dünyada var mı örneği bilmiyorum ama en azından Türkiye'de böyle bir manzara hiç görmedim. 1500 tane polisle başbakan korunuyor. İstihbarat mı var acaba? Valla doğrusu niçin buna ihtiyaç duyuyor? Yani 1500 polis, 3000 polis, ya herhalde bir şey vardır. Yani insan korktuğu için bunu yapar. Korkmayan bir bu ülkenin başbakanlarını biliriz. Normal işte 3 tane 5 tane güvenlik şeyi olur. Bununla korunur ama ilk kez Sayın Başbakan Reyhanlı'da miting yapıldı deniliyor. Ya elini vicdanı, ya bir Reyhanlı'ya soralım. Ya şu anda telefonunuz açıksa. Açık. Reyhanlı'da herhangi bir yurttaş telefonla katılsın. Hangi Reyhanlı o mitingde vardı? Peki biz buradan söyleyelim. Evet ya, bir tane Reyhanlı benim orada, çokça dostlarım alttan var. Alttan arkadaşlarımız alt yazı geçsinler. Herkes var telefonu. Orada Reyhanlı yok. Peki bir Reyhanlı'dan telefon istiyoruz. Tabii. Kimler vardı mitinge katılan? Şimdi bütün bu şeye baktığımızda yani bu elbette bilinçli. Sayın Başbakan'ın bu projenin uygulayıcısı olduğu çok açık, çok net. Zaman zaman bizi de şaşırtan, Sayın Başbakan'ı da şaşırtan projelerle de karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin Libya konusunda, yani şaşırdı, Allah Allah. Yani çünkü ama elindeki metin o, önüne sunulmuş. Sayın Başbakan'ın kişisel olarak bunu kabul etmesi mümkün değil. Kaddafi ile en azından bir dostluğu var. Yani gidelim kafasını ezelim falan. Ama proje böyle istiyor, mecburen bu projeye uygulandı. Yine Patriot füzeleriyle ilgili, biliyorsunuz gazeteci sordu. Nereden çıkarıyorsunuz dedi. Böyle bir şey yok dedi. Asparagaz üstünde 24 saat geçmedi. 24 saat sonra bu projenin mimarları hayır dediler, olacak. Ve düzeltmek için o şey AKP'nin yetkilileri, herkes farklı şey. Aman başbakanım öyle demedi de şöyle demişti de işte estekti köstekti falan filan. Bu sefer başbakanın o eksiklerini tamamlama uğraşları içinde. İsrail konusunda hepimiz biliyoruz yani çok ciddi hassasiyeti var. Çünkü çocukken bunlar daha doğduğu günden itibaren özellikle milli görüşçüler bir siyonizm hassasiyeti üzerine büyüyorlar. Bir gece içerisinde klasik işte özür kelimesiyle ortada kaldırıldı. Yine iple geziyordu işte ben Apo'ya asarım falan filan. Ya dur kardeşim, ya yapma etme tutma, yani bu asma dönemi değil falan dedik. Ova bizi bir sürü suçlamalarla, işte BDP milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak. Ya yapma kardeşim,
böyle parlamentoda kişisel, özel dokunulmaz kaldırma olmaz. Gelin tamamını kaldıralım diyen başbakan ansızın bu projelerin hepsine dahil oldu. Yani önümüzdeki Sayın Başbakan'ın elbette ben bu kadar en azından yani Mustafa İsmet İnönü'ye, Sayın İnönü'ye bu dil uzattı biliyorsunuz işte Hitler'e benzetti. Hmm. Ama doğrusu bir günde Atatürk'e dil uzatır mı şeyi en azından bu süre içerisinde şeyimde yoktu. Bugün o da oldu. Bu da pes doğrusu. Gürsel Bey, kısa bir yarın nasıl düzeltecekler lazım. Bunu ne yapacaklar onu bilmiyorum. Şimdi şöyle de bir alışkanlıklar, onun yalama medyası var. Şimdi akşam televizyonlara bakacak. O hayır, o Atatürk'ü kastetmemiştir. Öyle demiştir, böyle demiştir. Bir sürü yalakalar şimdi düzeltmeye çalışacak. Ama doğrusu yani Türkiye'de bu devrimleri, bu şeyi getiren tek bir adam var. O bizim bildiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kadın erkek eşitliği, insan hakları, bütün bunlara baktığımızda bütün Orta Doğu coğrafyası, İslam coğrafyasında dünyanın hayranlıkla baktığı bir tek ülkeyiz. Bunu da nasıl böyle bir otoriter bir şeye çekebiliriz uğraşıyla karşı karşıya. Bu arada alkolle arasında iyi olduğunu biliyoruz Sayın Atatürk. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Alkolde kullanan bir lider. Ya hayır yani doğaldır, bunu söyleme nedenim şu. Ama ben yani bu işaret kimi, edilen yer tabii, Atatürk müydünün bir hiçbirisi, ufak deliği de o mu acaba? Acaba dedim ki 12 Eylül işte Kenan evet, Evren. Yani ama şunu da söyleyelim. Ya mesela geçmiş yıllarda baktığımızda özellikle CHP'nin kadrolarına baktığımızda genel başkanlık yapmış insanların hiçbir tanesi elini harama uzatmamıştır. Ama bunların hepsi haramın içinde. Peki çok kısa yani, bir aramız var. Neyin haram, neyin helal olduğunda bir ayrıca bir tartışmamız gerekiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim ara vermeden önce. Özür diliyorum, kısa ara vereceğiz ama dosyada ne olduğunu şimdi açıklayacaksınız değil mi? Sonra açıklayın tabii, ama. Tabii birçok dosyalar var. Ya, bir kamyon dosya getiririm de bu bugün çok sıcak olduğu için anlatmak peki, istiyorum. Peki az sonra evet. Elinizde bir bilgi var, biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Evet. Çok kısa bir aramız var, aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Dünya basın kahramanı Nedim Şener'in Aleviler Ne İstiyor yazı dizisi Posta Gazetesi'nde başlıyor. Dışlandılar. Katliamlarla susturuldular. Sadece seçim dönemlerinde hatırlandılar. İnançlarımızı artık özgürce yaşayalım diyorlar. Değişen Türkiye'den ne bekliyorlar? Aleviler Ne İstiyor yazı dizisi yarın Posta Gazetesi'nde. Ellerinizin bakterilerle dolu olduğunu biliyor musunuz? Sayıcı Hanım. Merhaba. Çocuğunuzun ellerinde hastalıklara yol açabilecek bakteriler olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Gelin o bakterilere yakından bakalım. Uzat canım elini. Çocuğunuz gün boyu onu hasta edebilecek birçok bakteriye maruz kalır. Peki ne yapmalıyım? Size 7 etkili Activex öneriyorum. 7 etkili formülüyle Activex antibakteriyel sıvı sabun bakterileri 10 saniyede öldürür ve tam koruma sağlar. Activex'le artık içim çok rahat. Her işin başı sağlık. Her işin başı Activex. Tam da istediğim renk. Bu değişimi herkes çok beğenecek. Yenilenmeye hepimizin ihtiyacı var. Üstelik çok da hesaplı oldu. Fırat Pen'den kaçırılmayacak pencere değişim fırsatı. Pencerelerinizi ahşap desenli Fırat Pen'le değiştirin. Tavsiye edilen metretül fiyatı 12.50 TL. Hem de 10 ay vadeli. Pencereler renklensin, evler yenilensin. Fırat Pen. Televizyon teknolojisinde bir devrin sonu. Hiçbir televizyonda olmayan 4 renk Japon teknolojisi dünyada ilk kez ve sadece Sharp Quadron'da yeni bir çağ başlıyor. Sharp. Türkiye'nin en başarılı belediyeleri kentlerine güvendiler ve imkansızı başardılar. Şimdi sıra bütün Türkiye'de. Kentine güvenen kentler buluşması. Siz ve sevdiklerinizin sağlıklı yaşamı için en ideal yağ oranına sahip Dawsu yemeklik yağları, sağlıklı yaşamayı seçenlere doğanın gerçek mucizesini sunuyor. Kalp dostu Dawsu yemeklik yağları, kolesterolü düşürmekle kalmıyor, lezzeti ve kalitesiyle de mutfaklarınızda vazgeçilmeziniz oluyor. Yemeklerinizdeki lezzetin adı Dawsu yemeklik yağları. Gelecek nesillere güvenle.
Green Nature Hotel'de 5 yıldızlı konforun ve kalitenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. 1500 metrekarelik 2 adet yüzme havuzundan 2 adet çocuk havuzuna. Aqua Parkı'ndan tenis ve basketbol sahalarına kadar yeşilliğin ortasında bir cennet Green Nature Hotel. Güzel ve keyifli bir tatil geçirebilmeniz için gereken her şey Green Nature Hotel'de mevcut. Saunasından vitamin barına, özel aile hamamlarından fitness salonlarına, teras bar kafesinden kapalı diskosuna kadar. Daha neler neler. Eğlenceyi doyasıya yaşayarak tatilin keyfini çıkarabileceğiniz Marmaris'teki tek otel Green Nature Hotel. Telefon 0252 417 6120. ...96.4... Cem Radyo. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız sevgili seyirciler. Özel yayında Gürsel Tekin'le Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı'yla konuşmalarımız devam ediyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Sayın Tekin, inanılmaz bir gündem var. Şimdi arada da az önce de işte konuştuğumuz konuları çok daha detaylandırmamız lazım. Ama sizi bulmuşken her konuyu öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da her konu üzerinde çok duramıyoruz. Şimdi birçok minibüsçü arkadaşlarımızdan tutun da taşeron işçilerimize kadar bir sürü mesajlarımız geliyor. Onlara da bir iki en azından cümle eklemenizi isteyeceğim. Tabii hemen söyleyeceğim. Özellikle bu şeyden bağlamak istiyorum. Bağlayalım o zaman. Son başbakanın söylediğini, evet. Sayın Başbakan'a da hatırlatmak istiyorum. Bütün AKP'lileri hatırlatmak istiyorum. 2001 yılında AKP'nin tanıtımında 3Y ile çıktılar biliyorsunuz. Yolsuzluğu bitireceğiz. Evet. Yoksulluğu bitireceğiz ve yasaksız bir Türkiye yaratacağız. Şimdi bakın, yolsuzluk, dünya birincisiyiz. Ben demiyorum, uluslararası bütün kuruluşların raporunda bu var. Ben de diyorum, kaldı ki belgelerim var da. Yani ama hani bize inanmazlar, bu CHP'ler söyler de inanmaz da. Uluslararası kuruluşların, evet, tamamı. İki, yoksullukta ben de demiyorum, TÜİK verilerine baktığınızda yoksullukta ne hale geldiğimizi başbakanın kendisine bağlı olan kurum söylüyor. Yasakları geldiğimiz noktaya bakın ya. Neredeyse başbakan, bırakın yargıya müdahale etmeyi, bırakın imar planlamasını, bırakın kimin ne yapacağını, her şeye karar verir. Hangi gazetecinin ne istersiniz ya, Allah'tan kork Sayın Başbakan. Bugün CHP'yi eleştirirken bir de bazı medya kuruluşları. Kim bu medya kuruluşları ya? Kim bu medya kuruluşları kardeşim? Hepsi sana yalakalık yapıyor. Halen buradan memnun değil. Hepsi demeyelim. Evet, üç, elbette hepsine demiyorum. Yani ben ne demek istediğimi gazete okurları da çok iyi biliyor. Televizyon izleyicileri de çok iyi biliyor. Anlayan anladı. Anlıyor. Şimdi bu 3Y'yi özellikle, ey liberaller, bir babanın iki oğlu varmış, biri çok yalan söylüyormuş, biri de arada bir yalan söylüyormuş. Demiş ki hangisini çok seviyorsun? Demiş ki yalan söyleyeni çok seviyorum. Niye demişler? O beni yanıltmıyor demiş. Bu AKP bizi yanıltmadı. Bu AKP'nin kafasındaki, AKP yetkililerin kafasının nasıl bir faşist kafa olduğunu ta 30 yıldır biliyoruz. Ama bunlara PR'lık yapan, bunlara yalakalık yapan, bunlara çanaklık yapan o liberaller, o kendine sosyalistim diyenler, o solcuyum, özgürlükçüyüm diyenler. Ama size de çok kızıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok kızıyorlar. Peki CHP nerede? Yani... Ne yapsın CHP? CHP nerede? CHP niye hiçbir şey yapmıyor? CHP elinde gelen bütün çabayı sarf ediyor. Peki öyle görünmüyor. Efendim, o zaman sizin bir yerde bir hatanız var. Bütün arkadaşlarımız il il, sokak sokak, parlamentoda ciddi mücadele veriyoruz. Yargıya gereken şeyler, biz başka silahlı bir örgüt değiliz. Bunu anlasamıyoruz. Bizim ancak bu şekilde mücadele etme imkanımız olur. Ama bütün bunlar yeterli mi? Elbette yeterli değil. Eğer yargı kararı hızlı işlemiyor, burada sonuç alamıyorsak, doğrusu elbette biz de çok yeterli bulmuyoruz. Ama ne kadar iş yaptığınız değil, o işi nasıl anlattığınız önemli değil mi? Yani bu işleri hep bu vardır değil mi? Bir işi bu paketleme... işleri anlatmanın mecrası yoksa bizim nasıl olacak? Ama mesela aynı şikayettesiniz de bu mecraları oluşturmak için hiçbir uğraş verdiğinizi de görmedik Cumhuriyet Halk işte, Partisi. Biraz yani kendinize iğneyi dokundurmanız gerekmez mi? Tabii ki elbette, mutlaka çok haklısınız. Yani
Belki biz kamu imkanlarıyla değil, devletin imkanları değil ama kendi imkanlarımızla kendi mecralarımızı oluşturabiliriz. İnşallah onları da oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuç, bugünkü süreç onu gerektiriyor. Başka yapacak bir şey yok. Bütün bunlara baktığımızda toplumun gerçekten çok ciddi sorunları var. Bu sorunların tamamını da ancak Cumhuriyet Halk Partisi taşıyor parlamentoya. Gerek yargı, işte biraz önce sizin ifade ettiğiniz minibüsçüsü, öğrencisi, şimdi taşeron sosyal işçisi. Sosyal medyadan bakıyorum mesela bütün mesajlarımıza. Bütün bunların, bu unsurların sorunlarını ancak Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoya taşıyor. Yargıya götürüyor, sokağa taşıyor. Ben burada... Servisçilerin feryadı diyorlar mesela. Plakalarımızı versinler, sömürülmeye dur desinler. Gaziantep'ten mesela var. Suriyeli işçilerin çalıştığını gündeme getirir misiniz iş yerlerinde Gaziantep'te? Evet, Gaziantep'te miting meydanında gündeme getirdim ben. Evet. Sadece onu değil. Aynı zamanda Gaziantep'te 4000 tane insanın AKP'li yöneticiler tarafından nasıl dolandırıldığını ben kürsüde anlattım. Yani sadece Esenyurt'ta değil. Ne yazık ki maalesef Türkiye'de dolandırıcılık pik yapmış şu anda. Her ile gidin. Ve kime yakın? İktidar yetkililerine yakın. Bakana yakın, ona yakın, buna yakın. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Şimdi bütün bu süreçte evet gerçekten sorunum var. Bu sorunların çözümünü istiyorum diyen herkesi 1 Haziran günü Kadıköy Meydanı'na bekliyoruz. Gelin. Öyle mi? Bir, tabii 1 Haziran günü miting var. Saat 4'te. Demokrasi için gelin, özgürlük için gelin, Türkiye'nin geleceği için gelin. Yolsuzluğa dur demek için gelin. Herkesi davet ediyoruz. Vallahi korkuttunuz sadece, beni. Demokrasi, sadece, özgürlük falan deyince tedirgin olun. Elbette sadece böyle evinizde oturup size dokunduğu zaman şikayet ederseniz sonuç alamazsınız. Buna kızıyorsunuz sanatçıları, değil mi? Evet kızıyoruz. Çünkü... Niye kızıyoruz? Bakın bireysel olarak ben kızıyorum. Evet. Şimdi mesela ne oluyor? Örneğin parça parça gittiği için onu fark edemiyorsunuz. Eczacıya dokunuyor, sadece eczacılar yürüyor. Arkadaş dur, sana da dokunacak. Öğretmenler yani, ya da işçiler. Yani öğretmenlerin mesela atanamayan öğretmenleri sorunları olur. Sadece öğretmenler var. Sendikalara bakıyorum 1 Mayıs günü sadece işçiler var. Böyle bir dayanışma olabilir mi? Bütün bu mağdurların bir dayanışma içinde olması lazım. Biz de buna şemsiyelik yapalım. Bakın bizim mitingimize gelin, bize oy verin anlamı taşımaz. Ama Türkiye'nin geleceği için, demokrasi için, özgürlük için... Evet ben Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kaygılıyım diyen herkesi biz 1 Haziran günü meydana bekliyoruz. Eğer sesimiz gür çıkarsa ancak bu ceberrut anlayışa dur diyebiliriz. Ama evimizde ağlaşarak, birbirimize ağlaşarak bu gidişata dur diyemeyiz. Şu elinizdeki dosyayı merak ediyoruz. Şimdi tabii bu deveye demişler ki ya boynun niye eğri demiş, nerem düzgün ki. Şimdi İstanbul'da bu yolsuzluk... Onun için de Sunay Akın diyor ki mesela bir tek deveyle konuşan millet de Türk milleti. Öyle mi? Bir başka neye benzetilir bilmiyorum ama yani her tarafımız çok kötü demek istiyorum Sunay evet, Bey. Evet. Şimdi son günlerde din iman tartışmasının başladığı yerde ben bunu AKP'ye söylemiyorum. Çünkü AKP'ye niçin söylemiyorum? Biraz önce söyledim ya babanın iki oğluyla ilgili. Burada Diyanet İşleri'ne çağrı yapmak istiyorum. Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Hani bizde derler ya et kokarsa tuz, tuz kokarsa ne olur? Şimdi burada bakın görüldüğü gibi. Burası bir parsel. Evet. Burada da bir park var. Yeni, park değil. Görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Cami alanı. Ha, öyle yazmış gibi geldi. Cami alanı. Şimdi bu cami alanının park yazıyor planlaması. Mu? Hayır, yakından bakarsanız. Biz mi yanlış görüyoruz? Park? Hayır, tam bakın. Şurayı gösteriyorsunuz değil mi efendim? Evet. O tam bak şuraya hemen göstereyim. Evet. Çok özür diliyorum. Gözlüğümüz vardı. Gözlüğü ha burada. Şu işaretlenen yer var ya bak. Şuraya bakın. Çarpı koymuş. Şurası evet. Cami alanı anlamına. Dini tesis bak. Tamam. Dini tamam. Tesis. Bu kameralarımız gösterir. Dini tesis diye yazıyor arkadaşlar. Şimdi burası onu yakından alın bir daha bir gösterin. Buranın planlamasını Sayın Erdoğan belediye başkanı olduğu dönemde planlar yapılıyor. Planlama Diyanet İşleri talep ediyor. Diyanet İşleri'nin talebi buraya cami olarak konuluyor. Ve o üstünde yıllar geçiyor. Yıllar geçtikten sonra... Bir zat-ı muhterem, iktidara çok yakın zat-ı muhterem
Buralardaki alanları, yeşil alanları satın alıyor. Yetmiyor, gözü doymuyor. Bu yeşil alanları, bu topladığı yerlerin plan tadilini yaparken arada cami engel. Ya şimdi bu cami de buraya yakışmaz yani. Rezidans yapacaksınız, bilmem ne yapacaksınız. Ortada cami olur mu şimdi? Ne yapalım bu camiyi? Camiyi yiyelim. Cami yemenin formülü ne? Diyanet İşleri'nde caminin, Diyanet İşleri'nin şöyle bir yazı vermesi lazım. Evet, buraya camiye ihtiyaç yok demesi lazım. Şimdi bize diyecekler ki, buna şöyle bir cevap ver. Efendim biz buradan aldık, başka yere verdik. Tabii onu da yapmışlar. Yani ulan bunu takip eden CHP'liler var. Özellikle benim hassasiyetim bildikleri için. Bu 16. cami yediler. Yeni değil yani. Öyle mi? Tabii tabii. Son 5 yıldır 16 tane cami planıyla camileri kaldırdılar. Şimdi buradan alıyorsun. Buranın ekonomik değeri 1000 liraysa buranın ekonomik değeri 1 lira. Niye kaldırıyorsunuz kardeşim? Kime yaptınız? Kamu yararına yapmışsanız hiç itiraz yok. Efendim kamu yararı, burası hastane olacak. Kamu yararıdır, burası okul olacak. Hiç itiraz yok. Ya olabilir. Da park olacak. Tabii ki. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Bir beyefendinin damadına özel plan yapıyorsunuz. Özel plan yaptığınız yetmiyor gibi. Diyanet İşleri'nde buna suç ortağı ediyorsunuz. Diyanet İşleri de burada camiye ihtiyaç yok diyor. Şimdi ben size çağrı yapıyorum Sayın Başkanım. 10 yıl önce buranın ihtiyaç olduğu bir yerde ne oldu da 10 yıl sonra ihtiyaç olmaktan çıktı? Tam yer neresi buranın? Söylemeyeceğim. Tam neresi? Söylemeyeceğim. Meraktan ama kalsınlar. Yok. Söylemezseniz anlamı yok ama. Onu gösterdi. Yani bir şey başkan olacak. Büyükçekmece'de burada var. Büyükçekmece'de. Büyük, onunla bir gösterelim arkadaşlar. Bakın Büyükçekmece'de. Büyükçekmece'de cami olan bir yer. Tabii. Etrafındaki bütün yeşil alanlar önce alınıyor değil mi? Tabii. Orası da devlete ait. Tabii, yeşil alanlar alınıyor, ortada cami kalıyor, camiyi de alıyorlar. Sonra şimdi, orayı konut alanına mı çeviriyorlar? Şimdi rezidans yapacaksınız, alışveriş merkezi yapacaksınız. Yani bu kadar sosyetik binalar, alışveriş merkezi araya cami olur mu Allah aşkına yani bu şey değil. Şimdi ikincisi mesela geçen gün ben 3 ay önce ya da 2,5 ay önce Türkiye'de çok tartışılan Çamlıca Camisi ile ilgili yanında basın toplantısı yaptım Ümraniye'de. Biliyorsunuz kamuoyunda işte Çamlıca'da cami yapılacak tartışması var. Hı hı. Ama yanında bir gece yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, Anıtlar Kurulu bypass ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başka bir plan tadili yapmış. Hı. Oraya da otel, bu rezidans hastalığı başladı bu AKP'de. Bu döneme aittir rezidans. Otel, turizm alanı ve Allah Allah. Şimdi caminin yanında otelin, turizm alanının rezidansı ne işi var? Bir hesaplıyoruz, bakıyoruz. Büyükşehir hayır demiş. Anıtlar Kurulu hayır demiş. İlçe belediyesi hayır demiş. Yetmemiş, yargıya gitmiş. Yargı da demiş ki bunların üçü doğru. Ve bütün buna rağmen bir bakanlık Ankara'da oturuyor. Bunun plan tadilini yapıyor. Ve bununla ilgili basın toplantısı yaptım. Ertesi gün gazetelere baktım. Çamlıca var. Benim fotoğrafım var. Haber yok. Haber yok abi. Sizin fotoğrafı İnandırıyor. Tabii tabii benim fotoğrafım var. Sanki çok işe yararmış gibi. Ya arkadaş benim kullandığım cümleler var. Size gösterdiğim belgeler var. Belgenin ötesinde... Hani derler ya rüşvetin belgesi olur mu? Ortada rüşvetin belgesi var. Rüşvetin belgesi de şöyle. Arsa sahibi bir emlak değerlendirme kuruluşuna veriyor. Diyor ki burayı bir değerlendir. Çünkü aynı zamanda SPK'ya bildirecek. Yani at izi it izi birbirine karıştı. SPK'ya bildirecek. Şimdi bununla ilgili de not düşmüş orada değerlendirme yaparken. Şifahi bilgilere göre, bakın suç yani normal hukuk işlese, bırakın böyle evrensel hukuku, normal hukuk işlese hepsini tutuklaması lazım. SPK suç işlemiş, raporu tutan suç işlemiş, planı yapan suç işlemiş. Adam buradan dipnot düşmüş, diyor ki şifahi bilgilere göre buranın imar durumu 1.5 olacak. Aynen de öyle çıkıyor. Enteresan. Ne enteresan ya. Burası enteresan. Ya. Şimdi Gürsel Bey ilk defa... Ama bunları konuşabilecek mecra bulamıyoruz. Efendim burası açık. Efendim, burada rahat konuşabilirsiniz. Bununla çok ilgili rahat konuşuyoruz. Yok.
Mesela bizi ama sağ mesela olsunlar. CHP bunu niye engellemiyor yani? Beni televizyoncular, gazeteciler çok... Sizi Samanyolu'da saydı, gördük biz. Samanyolu'da derdimi anlattım. Samanyolu'da ne yazık ki şimdi o yandaş medya dediğimiz yerde daha rahat kendimizi anlatıyoruz. Merkez medya olmaz. Merkez medya mesela bir şey soruyor bana. Siz gazetecisiniz. Örneğin AKP ile ilgili olumsuz bir şey söylüyorum. Aa, yerlerinde durmuyor. Yani ne oldu size kardeşim? Olmaz ya, niye, sana ne kardeşim? Rahatsızsan telefon diye bir şey var. Katılır bir AKP yetkilisi der ki, hayır kardeşim, sıra o bizimle kavga edecek. Söz hakkı var elbette, bu zaten. Evet, doğru. Yani biz de bakın şimdi konuşuyoruz. Bu. Buyursunlar. Rahatlıkla katılabilirler. Elbette. Gürsel Tekin senin açıkladığın belge yanlış diyebilir. Elbette. Yalan diyebilir. O açıda bağlandı da siz bağlamadınız mı? Siz niye savunmaya geçiyorsunuz? Hayır, geçecekler. Gürsel Bey, fraksiyonlar mı oluştu? Amerikalıların çok güzel bir sözü var. Bu Amerika hep kötü iş yapmaz. Diyor ki bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklığını bozamazsınız. Türkiye'nin temel sıkıntısı suç ortaklığı. Hmm. Gelin sağcılara, solculara, İslamcılara, inanlılara, inanmayanlara, herkese çağrı yapıyorum. Gelin Türkiye'de bu suç ortaklığını ortada kaldıralım. Eğer suç ortaklığını ortadan kaldırırsak özgürlüğe kavuşuruz, demokrasiye kavuşuruz. Şeffaf siyaset olur. Dünyanın şimdi, hiçbir yerinde Almanya'da böyle bir siyaset olur mu? Almanya'da bu şu dosyayı konuşsam ertesi gün bütün kıyamet kopar gazetelerde. İstifalar gelir. Bir cumhurbaşkanı, Alman cumhurbaşkanı niçin istifa etti? Benzer bir nedenle bildiğim kadarıyla. Çok basit bir neden. Bir cumhurbaşkanı, ya bizde de çok insani bir davranış gibi gözükebilir. Almanya'daki cumhurbaşkanı bir yakınına herhangi bir bankada, neyse bankayı arıyor, daha uygun bir fiyatla kredi veriyor. Onun için. Bunu söylesek, mesela biri bana, ben arasa iş bankasında ben kredi alacağım, düşük şey, biz bunu insanı gibi sayarız. Hayır kardeşim, orada insanı gibi saymıyor. Diyor ki sen kurallara uymadın, tarafsız davranmadın, bizim siyasal anlayışımızda bu yok. Ve adam istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi bizimkini düşün, ortada deniz feneri var. Deniz fenerinin ötesinde Sayın Genel Başkanımız, bu deniz fenerin bir de köstebeği var dedi, bakanı söyledi. Beşir Atalay'ı kastetti. Bunun üzerine bu köstebek bakan Sayın Genel Başkanımızla ilgili dava açtı. Yargı nasıl karar verdi? Evet, köstebektir dedi. Okudunuz mu gazetelerde? Hayır. Ben de okumadım. Abi böyle bir şey olur mu ya? Yargı peki, kararı kardeşim ortada. Ben söylemiyorum. Bu ülkenin hakimi, savcısı, evet bakan köstebeklik yapmış dedi. Şimdi başbakan dava açtı ya. Efendim bana niye böyle dedin? Sayın Kılıçdaroğlu ne dediğini bilir. Katil başbakan. Ne dediğini sözünü bilir. Kullandığı her Reyhanlı cümleyi konusunda. Biz bazen hepimiz ölçüsüz kullanabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu ölçüsüz cümle kullanmaz. Yargının dün senin ne yapacağını bakanın da biliyor. Bana köstebek diyemezsiniz dedin, köstebek çıktı. Gürsel Bey, vaktimizi doğru kullanalım diye sizinle saatlerce yayın yaparız. Da sizin de vaktiniz yok, onu biliyoruz. Şimdi ilk defa bize yayınlanacak görüntüler var. Az önce yani yayınımızın evet, başında konuşmuştuk. İl başkanlığı meselesi. Evet, AKP il binasının. İl binası. Alevi tekkesinin üstünde nasıl yapıldığını daha ilk inşaat sürecinin arkadaşlarımız ekrana versinler, biz de bir görelim. Bir izleyebilirsek çok iyi olur. Verelim, hatta siz de anlatabilirsiniz belki biz verirken o görüntü. Evet, şu anda görüntüleri görüyoruz. Evet, evet, görüyorsunuz sizin herhalde. Görüyor musunuz Sayın Tekin? Tabii görüyorum. Tamam. Biraz hızlı gidebilirlerse çünkü biraz çok uzun. Tamam arkadaşlar, biraz hızlandıralım o zaman. Şimdi ne oldu? Bu iki tane taş mı görüyorum ben? Ne hayır, görüyorum? Daha geleceksin. Bütün safhasında daha ilk başlangıcından itibaren bitişine kadar kameraya alınmış. Sağ olsun orada bir duyarlı yurttaş. Bu il başkanlığının evinde yapıldığı yer mi? Tabii. Şimdi Alevi tekkesinin üzerine tabii. Yapılıyor. Bakın şimdi göreceksiniz hepsini. Orada görün. Arkadaşlar yani, hızlandıralım görüntüleri. Evet, biraz hızlandıralım. Çünkü çok zamanımızı alabilir. Evet. Burası şimdi mı bakın, efendim? Daha devam edecek. Devam edelim. Burada kazılar yapılıyor. Oo. Tabii İskeletler Kültür görüyoruz. Bakanlığı'nın kazıları var, raporlar var. O raporlara rağmen nelerin yapıldığı var. Bütün bunları göreceğiz. Değil mi bu? Evet. Bir Alevi tekkesinin üzerine il binası yapıldı. Tabii ya, bunu ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nda da belgeli olarak görebilirsiniz. Yani orada şu anda hemen yanı başında minik de olsa bir Alevi tekkesi var. Kabirin orada üzerine mi yapılıyor yani? Tekkeyle bak, kastımız. İşte göreceksiniz orasını. Tekkeyle kastınız, kabir aynı zamanda. Aynen, evet.
Çok büyük saygısızlık değil midir bu? Efendim. Yani Alevi olması açısından söylemiyorum bunu. Yani Sünni bu hangi inanç olursa olsun yani bu ısrarla Alevi Sünni değil. Bu hiç kimse yapılabilecek bir şey değildir. Bu kabul edilebilecek bir anlayış değildir. Şimdi bu aynı zamanda ya mesela işte herkes o meşhur tarih aramadadaki o rezaleti tartışıyor ama bunun arka boyutu da bu. Arka boyutu bu. Yani siz o insana gelin bana bir il binası yapın derseniz sonuçta oraya niye yıktınız yıkmadınız tartışması da olmaz. Ama hani 16 camiyi yok eden bir anlayış sizin tabii, tabii, anlattığınıza bu, göre Alevi ya para şimdi tabii bunlar, herhalde önemsemeyebilir yani. Ya bu böyle bir yeşil meşil şeyiyle başladılar biliyorsunuz. Biz acaba doğa yeşilini mi çok seviyorlar? Meğer dolar yeşilini yeşil. Çok seviyorlar. Peki Gürsel Bey şimdi hem görüntülere de görelim. Bir taraftan evet, Orta Doğu'da Alevi özellikle... Sünni sıkıntısı var. Şimdi sıkıntısı var, körüklü yok. Körüklü. Sıkıntısı var değil. Şimdi zaten vardı yani. Evet zaten vardı ama şimdi işte görürüz Libya'da daha artışlar var. Suriye zaten malum. İktidar Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu yönde bir yol aldığını söylemek mümkün mü Türkiye'de? Şimdi önünüze böyle ciddi PR'lar yapılır. Bunun işte adı demokrasidir, özgürlüktür, insan haklarıdır. Bunlar çok evrensel dillerdir. Herkesin reddedemeyeceği unsurlardır. Önünüze parça parça gelir. İşte Irak'ta neydi temel şey? İnsan demokrasi. Haklarıydı, demokrasi, evet. Özgürlüktü. Şimdi bakalım. Irak'ta demokrasi, insan hakları, özgürlük geldi mi? Felluce'de geldi. Ne geldi? Üç parçalı Irak, her gün istisnasız neredeyse her hafta 150 insanın öldürüldü. Sakatlanması. Demokrasinin askıya alındığı bir ülke haline döndü. Doğru. Keza Libya için yine demokrasi, özgürlük, işte otoriter bir elbette bütün bizim siyasal düşüncemiz ne kadar otoriter yapı varsa bunların değişmesi gerekiyor. CHP olarak biz hep otoriterliğe karşı çıkmış insanlarız. Aynı film biliyorsunuz Libya için geçerliydi. İşte Libya'da demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. Şu anda Libya üç parçalı Libya. Enerji kaynaklarının tamamı egemen güçlerin eline geçti. Ve neymiş adı? Demokrasi, özgürlük. Aynı keza şimdi Suriye'de bu manzaralar. Doğrusu benim anlamaktan zorluk çektiğim, bu projeyi başbakana takdim edenler arada bu İyi ilişkileri niçin kullandılar onu tam çözebilmiş değilim. Yani Sayın Başbakan'la işte Esad'ın bir araya gelmesi, Bakanlar Kurulu toplantısının yapılması, Antep'teki bir miting var mesela 2010 yılında Başbakan'ın konuşması. Hakikaten hepimizin alkışlayacağı bir miting. İşte uzun yıllardır aramıza tel örgüsü ördüler. Esad kardeşimizle bir araya geldik. Tel örgülerini kaldırdık. Antepli kardeşimiz elini kolunu sallaya sallaya Şam'a gidiyor. Şam'daki Suriyeli kardeşimiz işte Antep'e geliyor. Hatay'a gidiyor. İşte ticari ilişkilerimiz öyle böyle. Aa, hepimiz ne güzel falan şu bu. Sonra ne olduysa çok uzun bir süre geçmedi. Ansızın Sayın Başbakan sabrım taştı. Allah Allah. Biz de sorduk haklı olarak CHP yetkilileri. Sayın Başbakan hayırdır? Sizin sabrınızı taşıran nedir? Bilelim biz de destek verelim. Hayır ortada bir şey yok. Sadece sabrım taştı. Sonra dikkat ederseniz daha süreç başlamamıştı. Kamp aranıyor. Allah Allah. Ya ne var bu hayırdır siz ne de fal mı baktınız? 200 bin kişilik kamp aranıyor. Ortada hiçbir şey yok. Bütün bunlara baktığımızda maalesef bu projeler yapılıyor. Sadece figüran olarak Türkiye oynatılıyor. Sayın Başbakanı ben bu konuda Orta Doğu'da bir figüran olarak görüyorum. Sırada Türkiye olabilir mi? Türkiye bölünecek mi? Ya Türkiye'de ben ya bu Türkiye'nin koşulları Orta Doğu'daki ülkeler gibi değildir. Yani Orta Doğu'daki ülkelere baktığımızda böyle homojen iç içe girmiş birbirini tamamlamış ülkeler değildir. Oralarda bu sıkıntılar var ama Türkiye'de her şeye rağmen Türkiye bölünmez. Çözüm süreci bu, ne oldu bu arada Gürsel millet, Bey? Hangi çözüm süreci? PKK ile çözmeye çalıştığımız süreç. Hayır, sadece bir piyasada biliyorsunuz bu borsada söylenir böyle satın alınan bir cümle var.
çok kıymetli bir cümledir, barış cümlesi. Piyasa bunu satın aldı, altı bomboş. Hani şeye benziyor, yani zaman zaman çok tartışılan kansere ilaç buldum deyince herkes gerçekten kansere ilaç buldu şeyiyle bir umuda kapılıyor. Daha sonra da doğru olmadığı çıkınca da büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Burada benim gördüğüm manzara öyle bir süreç falan başlamış değildir. Çok net de görüyorsunuz. İşte örneğin sürecin tarafında AKP var, devlet var. Öbür tarafta PKK var, BDP var. Şimdi dört farklı söylemlere baktığımızda dört farklı unsurun kullandığı cümleler bir kere barış cümlesi değil. Yani tamamen bir savaşı çağrıştıran cümleler. O açıdan ne sürecidir doğrusu hepimiz merakla bekliyoruz. Açıkçası gündem öyle bir enteresan ki biz işte bir Reyhanlı'dan sonra işte alkole döndük. Biz de şaşırdık yani ne oldu, PKK'lar nereye gitti, Kuzey Irak'ta mı işte, kapılar kapandı, oluyor böyle diye sorusu soruluyor. Ayrandı, rakıydı falandı filandı, bununla meşgul olmuşsunuz. Yaştı derken bir şekilde evet. Gidiyor. Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı, suikast mı? Şimdi Sayın Genel Başkanımızın tabii dünkü... Çünkü bugün bir açıklama daha geldi yine evet. Partiden. Susurluğa benzetildi mevzu. Siz de dün suikast şüpheleri evet. Var demiştiniz. Tabii bir başbakanı 1500 polis, bir bakanı 100'er polis korursa Sayın Kılıçdaroğlu'na bir şey kalmaz. Bizi de Allah koruyor. Niye biz polisleri bitiyiz? Bayağı bir polisimiz var sanki, öyle gözüküyor. Ama Sayın Başbakan'dan kalmıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu korumaya, ne olacak? Biz Uludere'ye gittik. Uludere manzarasını da anlatmak istiyorum. En kritik dönemde biliyorsunuz Uludere'de 34 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, terörün kol gezdiği bir yerde. Ne yazık ki kendi imkanlarımızla gittik, yani onu da paylaşmak istiyorum. Burada da Sayın Genel Başkanımız dün Burdur'da çalışmalar vardı. O çalışmalar sonucu geldi. Yoldaki kazaya baktığımızda kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. Birincisi ağır vasıta kullanan bir insanın ehliyetsiz oluşu. İkincisi birinin kaçması, daha somut bir şey yok. Emniyet verilerinde bir sonuç bekliyoruz. İki araç sıkıştırmış diyorlar. Tabii iki araç sıkıştırıyor, evet. Umut ederim ki bunlar doğru değildir. Genel Başkanımızın şoförünün profesyonel oluşundan kaynaklı bu kaza ucuz atlatıldı. Çok geçmiş olsun diyelim. Gerçekten ürkütücüydü. Şimdi sizin de süreniz olmadığı için Gürsel Bey, ama bunu da tabii merak ediyoruz. Yani şu İstanbul adayları, Cumhuriyet Halk Partisi adayları, Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin derken açıkçası herkesin merak ettiği sizin de söylemleriniz var. Cumhuriyet Halk Partisi yakıt ikmal deposu değil dediniz. Yok, değil mi? Demedim. Böyle bir şey mi? Ne dediniz? Ona benzer bir şey söylediniz. Bakın şunu, bunu sadece siyasetçilere değil, aynı zamanda gazete ve basın mensuplarına da söylüyorum. Biz çok ciddi iddialarımız var. İddialarımız değil, belgelerimiz var. Hiç kimse bununla meşgul değil. 52 yurttaşımız hayatını kaybetmiş. Evet, elbette. Yarın Türkiye coğrafyasının herhangi bir ilinde her an olumsuzluk şeyleri olabilir. Bunun önleminin alınması gerekir. Kimse bununla meşgul değil. Sayın Sarıgül de bununla meşgul değil, ben de meşgul değilim. Aday Türkiye misiniz? Bu kadar sorunları yaşarken, efendim şimdi CHP içerisinde Ahmet mi, Mehmet mi, işte işine geldiği zaman, ne zamandan beri konuşuyoruz biz bunu? 1,5 yıldır. Yani el insaf. 1,5 yıldır gazeteciler sormakta yorulmadı. Biz de cevap vermekte yorulmadık. Ama Mustafa Sarıgül Sarıgül'e netleşti gibi bir takım ifadeler. Efendim başımızın üstüne. Bakın en çok ben mutlu olurum. Türkiye'de bizim dışımızda solda sosyal demokratların Cumhuriyet Halk Partisi çatısının altında birleşmesi en çok beni mutlu eder. O konuda bizim Sayın Sarıgül'ün gelişiyle ilgili partimizde herhangi kimsenin bir itiraz söz konusu değil ki. Ama ısrarla, yani hedef şaşırtmak için, o büyük fotoğrafı kaybetmek için, Sayın Erdoğan kızmaması için, Sarıgül, Ahmet Gül, yok o kızdı, bu böyle oldu, CHP'de kavga. CHP'de hangi kavga var Allah aşkına ya? AKP'de nasıl kavganın olduğunu ben biliyorum. Ben bir AKP'li milletvekilinin ismini vermeden bana kamptaki göndermiş olduğu mesajı gazetecilerle paylaştım. Kimse yazamadı. Aynı kulisi, herhangi bir CHP'nin kulisini paylaşsaydım ertesi gün manşetlerde olurdu. O açıda bilinçli bir şekilde özellikle CHP üzerinde
böyle bir itibarsızlaştırma, CHP'yi sanki bir iç kavga, iç tartışma varmış gibi sunmak isteyen belli bir kesim var, bir proje var. Buna hiçbir CHP'nin alet olmasını... Yoksa biz çok mu iyi izliyorsunuz? Efendim, elbette değiliz yani. O ayrı bir sorun. Ama CHP'de ne kavgası var mesela? Kim kimi öldürdü? Ne oldu? Ne var yani? Ama AKP'de nasıl kavgaların olduğunu biz biliyoruz. Niye yazılmıyor? Şunu söylemek mümkün değil mi? Yani sosyal ya şu anda demokratları devletin, konuşmak... Devletin kurumlarındaki kavganın hangi boyutta olduğunu kim bilmiyor? Niye yazmıyorlar? Sanırım kavga yok çünkü demokrasinin nasıl kavga yok? Nasıl yok? Kavga yok? Ya MIT'in raporu farklı... Jandarmanın raporu farklı, Genelkurmay'ın raporu farklı. Kopukluk oradaki olumsuz kopukluk olur mu? Başbakan iki cümleyle kapatıyor. İstihbarat zafiyeti var. Nedir bu zafiyet kardeşim? Açıkla. Biz açıkladık. Yazın. Hayır, yazamayız. Niye yazamayız? Otoriter başkan kızabilir. Şimdi o açıda CHP'de bir kavga, CHP'de bir yarış, birbirini öteleme. Dün bir televizyon veriyor. Bakın şimdi, iki tane genel başkan yardımcısıyız. Sayın Loğlu, çok da sevdiğim, inanıyorum ki o da beni çok seviyor. Hiç bizim, ben mitingle ilgili basın toplantısı yapıyorum. Sayın Loğlu Ankara'da dış politika ve Suriye ile ilgili basın toplantısı yapıyor. Aradaki soru, Sarıgül'le ilgili. Hiç beklemedi soru. Ben hiç beklemedim bir soru. Şimdi onu nasıl veriyor? İki genel başkan yardımcısı kavga etti. Allah belanızı versin ya. Yapmayın bunu be kardeşim ya. Evet, sorun bize. Ne olursa bir olsun. Abi kardeş ilişkisi olan adamı kavga ettiriyorsunuz. Sorun gazetecilerde kilitleniyor. Öyle bir gazetecilik olmaz. Eğer gazeteci bu ülkede yolsuzlarla hesap soramıyorsa, gazeteci bu ülkenin hırsızlarını haber yapamıyorsa, gazeteci bu ülkenin başına bela olan bu Suriye olayını yazamıyorsa, bu gazetecilik değil, böyle bir gazetecilik olur mu? Aday mısınız? Abi kardeş iki insanı birbirine kavga ettirmek istiyor. Bunun adı da gazetecilik. Aday mısınız? Efendim her siyasetçi, bakın ben milletvekiliyim. CHP'de siyaset yapıyorum, her yere adayım. Süper. Her belediye başkanlığına adaysınız. Her yere yani. Adayım kardeşim. Siyaset yapan herkes potansiyel adayıdır. Peki. Partim istediği zaman, örgütüm istediği zaman her yere adayım. Gürsel ama Tekin, hiç kimse rakibim değil. Gürsel benim Tekin kendini Gürsel Tekin olarak doğru anlatabiliyor hiçbir mu? Hiçbir CHP'li benim rakibim Gürsel değil. Gürsel Tekin kendini doğru anlatabiliyor mu? Çünkü bilmiyorum seveniniz yani. Kadar sevmeyeniniz de var. En azından yüzünüze söylemeseler de arkanızdan konuşuyorlar, bizim kulağımıza geliyor. Valla tanımayan sevmiyor. Tanıyan seviyor. O zaman onun için soruyorum. Ben de hani samimiyetinize güvenerek soruyorum. Arkadaşlarım bilir. 30 yıldır siyasetin içindeyim. Alevrem yok, dalevrem yok. Hiçbir yol arkadaşımı satmadım. Siyasette antini kuntini işleri bilmem. Doğru bildiklerimi söylerim. Hiç Deniz Bey döneminde de doğru bildiklerimi söyledim. Hiç kimse de sağ olsun Deniz Bey de arkadaşlarımız da bu kadar farklı düşüncelerimi ifade etmeme rağmen hiç kimse bana efendim sen niye böyle düşünüyorsun demedi. Bugün de Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında istediğim zaman düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyordum. Konuda efendim günübirlik onun hoşuna gitsin buna yalakalık yapayım öyle bir anlayışım yok. Hiçbir genel başkana yalakalık yapmadım. Son bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilir. İzin verir misin sen de? Ondan sonra bitiriyoruz. Yönetmenim kızıyor. Evet. Peki, tamam arkadaşlar azıcık daha tabii. Uzatıyoruz kusura bakmayın. Aday olursanız kazanacak mısınız? Kesinlikle sadece ben değil. Kim aday olursa olsun CHP'de projelerimiz hazır. İstanbul'u alacağız. Buna elim gibi eminim. Yani daha önce böyle alamadınız. Genel başkanınız aday oldu. Daha önce alamadık. Niye onu? Onun sebebi de bizdik. Şimdi o hataları yapmayacağız. O hataları biz yaptık. Şahsen soruyorum. Politikacı gibi cevap vermeyin lütfen. Tabii. Yani samimiyetle cevap vereceğiz. Siz şahsen girerseniz İstanbul'u alacağınıza inanıyor musunuz? %100 demiyorum. %1 milyon. Yani bu kadar İstanbul'da 3 milyon mağdur yurttaş olacak. İstanbul'da imar talanı olacak. İstanbul'da insanlar trafikte inim inim inleyecek. İstanbul'da bir sürü sıkıntı olacak. Buna rağmen AKP kazanacaksa valla buna da akıl tutulması derim, başka bir şey demem. Peki. Bizim bütün projelerimiz hazır. Bakın 150 milyar doların paramız da hazır. Rant da İstanbul ne kadar, rantında. Pardon bir daha söyleyelim. Kaç lira hazır? Paramız hazır. Projeleri için paramız da hazır. İstanbul deniz derya. Sadece bugün bizim hesaplarımıza göre kamu imkanlarıyla yaratılan 150 milyar doların %30'unu tahsil edeceğiz. Hiç. Bu İstanbul'un
İstanbul'daki yurttaşlarımızın haklarıdır. Bu 45 milyar dolar ediyor. 45 milyar dolarla 5 ile 7 yıl içerisinde İstanbul'un tamamında... Taksim'deki AVM'yi kaldırırım sözü veriyor musunuz? Kesinlikle. Bakın AVM dediğiniz, her AVM ne demektir biliyor musun? Daha çok trafik. Her AVM binlerce esnafın kapanması demektir. Dünyada bana herhangi bir şehir gösterin, bu kadar AVM'si olsun. Bırakın bu kadarını. Bir iki tane AVM'ler olur, o da şehir dışında evet. olur. Tam bir katliamla İstanbul karşı karşıya. İstanbul'da bu 45 milyar dolarla kısa süre içerisinde dünyanın hayranlık duyduğu bir şehir haline getireceğiz. Bakın adı neydi İstanbul'un? Kültür başkenti. Kültür adına bana bir şey söyleyebilir misiniz? Bir tek bir şey söyle. Yok yani. Ya AKM vardı, onu da kapattılar. O da yok. Artık o da yok. Şey, yok kültür yok, ben adına, söylerim size. Kültür adına görmek istiyorsanız. Ben söyleyebilirim. AKM var, görün. Emek Sineması var. Doğru kültür adına başka. İnci Pastanesi bile evet, yani, bir tarihtir. Ona bile tahmin edemediler. Peki. Evet, şunu sözünü alıyoruz sizden Gürsel Bey. Bu cuma değil, mitinginiz var. Onu hatırlatalım Pınar'cığım. Evet, 1 Mayıs. Bir Haziran'da. Bir Haziran'da miting evet. var. Haftaya cuma yine bir miting var galiba. Evet. O nerede? Mersin mitingi. Ben burada Mersin son miting çağrısı yapmak istiyorum. Lütfen yapın. Burada bütün yurttaşlarımızı, demokrasi ve özgürlük kaygısı olan bütün yurttaşlarımızı 1 Haziran günü Kadıköy Meydanı'na bekliyoruz. Kadıköy Meydanı'nı demokrasi ve özgürlük şölenine çevirmek istiyoruz. Kim olursa olsun, CHP oy veren vermeyen, evet gelecekle ilgili kaygı duyuyorum diyen her yurttaşımızı çağıracağız ve deniz ulaşımının tamamını 8 ana noktada Bakırköy'den Sarıyer'e kadar deniz ulaşımlarının tamamı sağlanmış olacak. Yurttaşlarımız deniz ulaşımıyla... Siz mi sağlayacaksınız? Cumhuriyet Halk Evet biz sağlayacağız. Peki. Deniz ulaşımıyla Kadıköy'e, Kadıköy'de miting bittikten sonra yine aynı deniz ulaşımıyla bölgelerine tahliye edeceğiz. İki hafta sonra da özel yayınımız olacak. Yayınla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Ben tabii şunu söylemek Siz istiyorum. Sadece benim olmam yetmiyor. Bu konuda uzmanlar. Özellikle Mimarlar Odası mümkünse, Mühendisler Odası çok her iki arkadaşımız, her iki başkan da İstanbul'daki bu talanla ilgili çok ciddi mücadele ettiler. Onlar teknik kısımlarını anlatsınlar. İstanbul'da 150 milyar doların nasıl çalındığını, nasıl talan edildiğini, nasıl yandaşlara peşkeş çekildiğini tane tane fotoğraflarıyla, maketleriyle, kamuoyla paylaşalım. Peki, Gürsel Tekin çok teşekkür ederim. Sözümüzü aldık Gürsel Tekin'den de. Bunu da merakla bekliyoruz. Keşke böyle şeyler olmasa da biz de öğrenmesek. Keşke ayağınıza biz de bir Almanya olsak. Keşke biz de bir İngiltere olsak. Şeffaf olsak. Örneğin İngiltere Londra Belediyesi'ne şimdi girin sayfasına. Bugün Londra'daki bütün harcamaları, Londra'daki bütün uygulamaları görebilirsiniz. Ama Türkiye'de, İstanbul'da göremezsiniz. Peki. Çok teşekkürler Gürsel Tekin. Ayağınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Bizlerle beraber olduğunuz için radyo dinleyicilerimize de bir kez daha teşekkürler. Bu akşamlık bu kadar. Hoşça kalın.